Gaziantep'te genellikle Ramazan ayında yapılan iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Harep kahkesi vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini alan Harep kahkesinin mesaisi başladı. Gaziantep'te yüzyıllardır süregelen bir lezzet olarak bilinen bir tür simit çeşidi olan Halep kahkesi, vatandaşın Ramazan ayı ile birlikte iftar ve sahurda en çok tükettiği simit olurken, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan ustalar istekleri karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor. Şu an kabarmış yok, hiç pişmeye hazır yok. Şimdi dediğiniz gibi buna Ramazan kahkesi diyen var, kandil simidi diyen var, Halep kahkesi diyen var. Ama aslı Halep kahkesi. Yani Suriye'den geldiği de söyleniyor, buralara özgü olduğu da söyleniyor. Yani çeşitli söylentiler var. Ama aslı Halep kahkesi diye biliniyor. Yani Ramazan'da aşırı şekilde tüketilen, yani örnek veriyorum İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da Ramazan pidesi ekmek tarzında. Bizim burada sadece Antep'e özgü bir şey bu. Sadece buralarda var. Ramazan simidi, Halep kahkesi artık ne diye anılırsa herkes farklı bir şey söylüyor bu konuda. Un, şeker, yağ, mahlep, maya, muhteviyatı bu. Harici olarak yani işlendikten sonra, gördüğünüz gibi arkadaşların yapıldıktan sonra kabarma aşamasından geçiyor. Tekrar fırınlanıyor. Fırınlandıktan sonra bunun yüzüne sade yağ sürüyoruz. Yani o güzel rehasını veren aslında sade yağ ve mahlep. Ramazan'da ilgi talep çok daha yoğun. Özellikle ilk günlerde, ilk birkaç gün, 10 gün, 10 güne kadar yani. İlla ki ondan sonra talep biraz düşme yaşanıyor. Ama ilk 10 gün içinde talep aşırı şekilde yoğun buna. Özellikle iftar saatinde sıcak sıcak servis ediyoruz bunu sürekli. Yani talep ilk günlerde çok yoğun. Fiyatlar makul aslında yani. Bu zamlardan dolayı her şey etkilendiği için bu da etkilendi haliyle. Şu an kilogram fiyatı 100 lira. Yani bir tane ürünümüz 500 gram civarı geliyor. Yani takriben 50 lira civarı geliyor bir tanesi. Bölüp müşterinin isteğine göre ne kadar isterse o kadar da verebiliyoruz. Bizdeki tamamen tek tek el yapımı. Binbir emekle, yani müşteri bunu tezgaha çıktığı gibi görmüyor. Bu tezgaha sunum aşamasına geçene kadar çok büyük emek sarf ediliyor burada. Yani ekip işi, yalnız olacak bir iş değil.